Müdürüm alevler o şeyin dibinde, otelin dibinde. Ben size bir görüntü... Biz Luja'da kalıyorduk. İsim soy isim nedir? Beste ismi. Beste soy isim? Yazıcı. Beste Yazıcı. Evet. Beste Hanım nasıl çıktı yangın? Ya biz şimdi öğle yemeğine gittik. Dumanı zaten görüyorduk son 2-3 saattir ama hani küçük bir şey zannettik. Hatta sorduğumuzda bizi hani ufak bir yangına mı müdahale ediliyor, panik yapmayın dediler. Daha sonra yemeğe gittik ve duman arttı o sırada. İlk gelen tekneyle biz geldik zaten. Sonrasında zaten buradan izledik. Yani eşim biz hemen buradan uzaklaşmak istiyoruz dedi. Eşyaları almamıza da izin vermediler odadan. O şekilde. Teşekkür. Güzelce alev malev görüntüler bir şeyler çıkarsan yeter. Gördüğünüz gibi çok üzücü şu anda. Yangın büyük ölçüde aslında kontrol altına alınmıştı ama işte tekrar bir yerden tekrar bir alevlendi. Şimdi orayı takip ediyor arkadaşlar. Şu anda helikopter de çekildi. Hava kararınca çünkü çalışamıyor helikopterimiz, evet. Biliyorsunuz. Şu anda kara ekipleri orayı da yine kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Ama şu anda meskun mahallelerden uzak. Meskun mahalleleri tehdit etmiyor. Oraya biraz da tabii ki ulaşım da zor. O yüzden orası artık bu şekilde yanacak ve sönmesini bekliyoruz. Burada artık yani ümitsizce tabii ki. Başkanım çok güzel bir organizasyon oldunuz. Bütün turistleri, evet, teker teker otellere, evet, yerleştirdiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Nerelere gittik? Yani turistler? Tabii ki biz zaten Manavgat yangınından sonra hepimiz bir önlem almak gerektiğini düşünüyorduk. Sayın Kaymakamımızla da beraber hep aracımızı, gerecimizi, personelimizi zaten teyakkuza geçirmiştik. Tabii ki bu haberi almak istemezdik ama işte güvercinlikte çıkan bu yangın hepimizi harekete geçirdi. Ve bütün kamu kurum kuruluşları hep beraber gerçekten büyük bir mücadele içerisinde burada çalışıyoruz. Bir bölümü de Milas'a bağlı biliyorsunuz, evet, yani zaten şu anda yanan yerin. Şimdi biz de bütün oteldeki misafirleri özellikle bu güvercinlikteki balıkçı teknelerin de yardımıyla otellerden tahliye ettik. Onları güvercinlik meydanda topladık ve yine organize ettiğimiz diğer bölgedeki güvenli otellere kendi araçlarımızla ve TÜRSAB'ın araçlarıyla taşıdık. Evet. Şu anda bütün otellerde, misafirlerimizi taşıdığımız otellerde personelimiz var. Onların kayıtlarını tuttular ve orada takip ediyorlar arkadaşları. Aynı zamanda burada da yine hala meydanda bekleyen, oteline dönmeyi bekleyen misafirler var.
özellikle personelimiz de var tabii ki. Yani orada çalışan ciddi sayıdaki personelimiz de yine otellerden tahliye edilmişti. Şimdi onlar da yavaş yavaş geri dönüp otelleri tekrar misafirlerin konaklayabileceği konuma getirmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 3000 kişiyi yaklaşık 1,5 saatte tahliye ettiniz. Yani, bir rekor gibi oldu bir de. Yani sağ olsunlar, tabii ki çok önemli. Yani bu işbirliği, eşgüdüm çok önemli, sağ ol. Evet, biraz iyi organize olmuş idik. Arkadaşlarım da tüm mücadeleyi bunun için yaptılar zaten. Şimdi asıl olan tabii ki hani cana gelmesin diyoruz ama birçok cana da geldi. İnsana gelmedi ama hayvanlarımız var ormanın içerisinde. Orman ekosistemi çok zarar gördü bu işten. Ama şu var, dediğim gibi bütün kamu kurum kuruluşları, Orman Genel Müdürlüğümüz, Muğla Büyükşehir Belediye'miz, bizim personelimiz ve diğer jandarmamız, emniyetimiz, zabıtamız, herkes şu anda görev başında. Bir an önce kontrol altına alınmasını bekliyoruz ki özellikle Türkiye'den ya da yurt dışından gelen birçok misafir kalıyordu bu otellerde. Evet. Her şeylerini bırakıp otelden çıktılar, geldiler tabii ki. Şimdi onları tekrar geriye tahliye etmek için bekliyoruz. Çünkü onlar da onu bekliyorlar şu anda. Evet. Otellerde güvenli, otellerde bir sıkıntı yok. Onu da ifade etmek isterim. Çünkü ben biraz önce teknelerle otellere de geçtim. Evet. Oralarda dolaştık. Otellerde herhangi bir risk yok şu anda ama işte sadece karayolunun açılması bekleniyor ve soğutma çalışmalarının bitmesi bekleniyor. Teşekkürler. İyi akşamlar. Bugün saat 3-3.30 gibi. Daha önce işte Marmaris ilçemizde bir yangın başlamıştı. İlçemizde de Güvercinlik bölgesinde, mülki sınır olarak da Milas sınırları içerisinde kalan bölgede, Meşedik tarafında bir yangın başladı. Otellerimizin, lojmanlarının bulunduğu yerde başladığını öğrendik. Tabii ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etti. Hemen hemen kontrol altına aldık gibi şu anda tehlikeli bir durum yok. Otellerimizi de boşalttık. Şimdi misafirlerimiz geri otellerine dönebiliyor. Tabii söndürme faaliyetleri, soğutma faaliyetleri devam edecek. Teşekkürler. Sevindirici olan bir cam kaybımız olmayışı. İnşallah bu yanan yerleri de en kısa zamanda eski haline getirmek için birlikte uğraşacağız. Teşekkürler. Ondan sonra rüzgar yönünü çevirdi. Ondan dolayı bizim otelimize sıçramadı. Otelimizde de yani hiçbir hasar vesaire başka bir şey de yok. Allah'ımıza bin şükür. Ama işte ormanlarımız yandı. Üzücü, kim yaptıysa da yani Allah cezasını versin. Yani onun dışında bizim şöyle söyleyeyim, aynı zamanda da otelimizin sınırları boyunca inşaat döneminde de yapılan o yangın altyapısı çok iyi olduğu için yangına karşı ve her tarafta yangın hidratlarımız olduğu için biz ekibimizdeki herkesi oraya yönlendirdik herhangi bir sıçrama olmasın diye ve aynı zamanda misafirlerimize de sağlıkları için her ihtimale karşı güvercinliğe götürdük teknelerle birlikte. Bunu da çok kısa bir sürede yaptık ve sonra da misafirlerimizi geri getirdik şimdi. Çünkü saatlerine devam edebiliyorlar. Otelimizde dört dörtlük bir şekilde hazırladık. Eksiksiz bir şekilde misafirlerimize aynen hizmetimize devam ediyoruz. Sonuçta bizim bu tarz şeyler hani hepimize gelmiş geçmiş olsun diyelim. Ama hizmetimize, servisimize, hatta bu akşam İskender Paydaş var. Sahneyi de iptal ettik. Aynen. Allah'ımıza bin şükür yaralı falan da yok. Ama bu ağaçlarımız vesairemiz olan oldu. Onlar da üzüldük, içimiz, ciğerimiz yandı, o ormanlarımız yanıyor. Hem Marmaris'te yanıyor. Bizim hadi burada çok büyük bir şey olmadı ama Antalya'da, Marmaris'te daha büyük olaylar oldu.
Bunlar için tabii üzülüyoruz yani, ciğerimiz yanıyor. Teşekkürler. İsim soyisim neydi? Mert Aygül. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.